BRT Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırmasını değerlendirdi. Tatar, anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen yeni siyasetin yarattığı paradigma değişiminin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk günkü toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumdan talep ve beklentilerine tercüman olan tarihi konuşmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırmasını, Kıbrıs sorunu bağlamında anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen yeni siyasetin yarattığı paradigma değişiminin en sarih göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kıbrıs Türk Devleti olarak bahsetmesinin bu düzlemde değerlendirilerek izolasyon ve kısıtlamalardan arınmış, uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşmış devletimiz için sürdürülmekte olan siyasetin ve çabanın bir tezahürü olarak yorumlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında tüm dünya kamuoyuna tarihi bir çağrı yaparak uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz şeklinde konuşması, Kıbrıs'ta müzakere yoluyla adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın yolunun mevcut iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiği gerçeğini de bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanı Tatar, 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu federal temele dayalı bir çözümün mümkün olamayacağına yönelik vizyona halkın verdiği destekle başlatılan yeni siyasetin tüm ezberleri bozduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünü yükselttiğini belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsü kazanılmış olmasının da bu yeni siyasetin meyvelerinin toplanmaya başladığının önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Tatar açıklamasında bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi anavatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm önerisinin Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olan tek çözüm şekli olup huzur ve istikrarın bu şekilde sağlanabileceğini vurguladı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yapılacak seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı, adaylardan beklentisinin dogmalardan uzak bir vizyonla liderlik iradesi gösterip, çerçevenin dışından bakarak ortaya koydukları siyasetin sadece Kıbrıs'ın değil, tüm bölgenin yararına olan en gerçekçi yaklaşım olduğunu itirak etmeleri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, devletimizin egemen ve meşru olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu temelde hayata geçirilecek egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı çözüm şeklimizin adamızda ve bölgemizde işbirliği, refah ve istikrarı getireceğini yinelemekte fayda görüyorum, dedi. Değerli izleyenler, unutulmaya yüz tutmuş ipek dokuma ve kozacılık geleneğinin yeniden hayat bulması için düğmeye basıldı. Bu çerçevede bugün Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İpek'in Kıbrıs'ta yeniden doğuşu konferansı yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle ada ekonomisinde, kültürüne ve turizmine önemli katkı sağlanacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçmişten gelen kültürümüzün tanıtılması adına bu projenin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İpek'in Kıbrıs'ta yeniden doğuşu konferansı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Konferans öncesinde konuşan projenin fikir sahiplerinden Dervişe Çelikel, Kıbrıs'ta ipek böcekçiliği hakkında bilgi verdi. Kıbrıs'ta ipek böcekçiliği çok eski tarihlere dayanır. Kıbrıs'ta üretilen ipek ipliği ve kozalarının çok kaliteli oluşu, renginin sarı, sert ve ağır oluşu nedeniyle dikiş ipliği olarak kullanıldığı da görülmüştür. İpek kozalarının ise parlak ve sağlam yapılı olmaları nedeniyle
az miktarda da olsa 18. yüzyılda Fransa, İtalya ve İngiltere'ye ihraç edildiği söylenmektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında dokumanın kraliçesi İpek'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden doğuşunun verilen eğitimle başladığını söyledi. Tatar, doğaya uygun tekstil ürünlerinin piyasaya çıkması sırasında İpek'in yeniden gün yüzüne çıktığını ve değer kazandığını vurguladı. Bu projemizin hayata geçmesiyle ve başarılı olmasıyla, sonrasında da başarılı olmasıyla ada ekonomisine katkı koyacağına, kültürüne katkı koyacağına ve turizmimize de aynı şekilde çok büyük bir katkı koyacağına inanıyoruz. Projemizi Akçay köyümüze teslim edene kadar her aşamasında projemizin bulunacağız. İpeğin de üretilmesi için elimizde yeterli miktarda yumurta olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir miktar önce yumurta, yani yaklaşık ilk siparişimiz 50 bin adet oluyor. Adaya gelmesi, bunların sağlıklı bir şekilde böceğe dönüşmesi, yetiştirilmesi, kozaya dönüştürülmesi, daha sonra ipek ipliğine, daha sonra dokumayla ürünün piyasaya sürülmesiyle, Nisan ortası böceklerin herhalde ortaya çıkmasıyla birlikte yaklaşık bir aylık bir süreden sonra ipek dokumaya geçeceğiz. Ve ondan sonra ürün çalışması ile Temmuz, en geç Ağustos ayında ürünler piyasada olacağını düşünüyoruz ve planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliğinin yeniden hayat bulması için katkı koyan herkese teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha ileriye taşınabilmesi için ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak ne kadar büyük aşamalarla bugünlere geldiğimizi hep bu çalışmalar ortaya koymaktadır. Baftan Karpaz'a kadar o bölgelerde bu işe önem veren insanlarımız ve bir sektör olarak gelişmesi, bilahare insanlarımızın göç etmesi, yaşananlar, bütün bu kültürü bir bakıma unutmamız ama kaybetmememiz. İpek böcekçiliğinin sürekli olmasında dut ağaçlarının önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, bu işin ham maddesi dut ağaçlarıdır. İpek böceği dut ağaçlarından beslenmektedir. Çevreciliğe ve dut ağaçlarına sahip çıkmalıyız dedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Berna İleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İpek'in yeniden doğuşu projesine kendisinin de dahil edilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Koza çalışmaları ile 10 yıl önce tanıştığını söyleyen İleri, Kıbrıs'ta bu konuda köklü bir tarih olduğunu ve ne kadar eski bir gelenek olduğunu öğrendiğini belirtti. Beyaz kozayla ilgili ev ekonomisine katkı ve ticarileşmesi üzerine çalışırken, diğer taraftan da Kıbrıs'taki sarı kozanın tekrar Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaygınlaştırılması ve kendi öz değeriyle Kıbrıs ipeğinin daha da ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışacağız. İleri konuşmasının ardından ipek böceği yetiştiriciliği ve sürdürülebilirliği konusunda sunum yaptı. Değerli izleyenler, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRKSEN'in 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda tek aday olan Arslan Bıçaklı yeniden TÜRKSEN Genel Başkanı oldu. Genel kurula katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücreti sadece yılda iki kez toplanılarak değil, yıl içinde tartışılarak daha iyi noktaya getirmek için çalışma başlatacaklarını açıkladı. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRKSEN'in 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul saygı duruşunda bulunulmasının ardından divanın oluşturulmasıyla başladı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan TÜRKSEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, genel kurulların sendika konusu dışında ülkedeki çalışma hayatıyla ilgili konuların ve ülkenin genel konularının müzakere edileceği toplantılar olduğunu söyledi. Ülke ekonomisine de değinen Bıçaklı, mevcut şartlarda çalışanların ve emeklilerin yaşamını sürdürmesinin zor olduğunu, tüketim maddelerinde %300'lere varan artışlar olduğunu kaydetti. Kıbrıs konusunda da konuşan TÜRKSEN Başkanı, yalnızca Türk tarafının bir şeyi istemesiyle olacak bir mesele değil, aynı oranda karşı tarafında istemesi gerekiyor. Her iki toplumun kabul edebileceği, yaşanabilir bir çözüme ulaşılması gerekiyor, dedi.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da örgütlü mücadelenin önemine değindi. Çalışanların sendikalara üye olmasıyla ilgili bir düzenlemenin olmadığını söyleyen Bengihan, bu konuda tüm sendikaların büyük bir rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taço ise asgari ücret konusuna değindi. Asgari ücret çalışmasında işveren ve işçi tarafının dayanışmasını da bir komisyonu var. Komisyon yılda iki defa toplanır. Nasıl tespit edilir, ne yapılır, nasıl olması lazımı biz sadece yılda iki kez toplanarak fiyatı, rakamı tespit ederek değil, sürekli tartışarak, yıl içerisinde tartışarak daha iyi boyuta ne götüreceğimizi bulmalıyız. Sadece rakamla değil. Bunu başlatmak istedik. İnşallah bu ay bu tartışmaları başlatacağız ve neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Bizim amacımız güçleri birleştirmek. Birleştirerek emeğin gücünü, sendikanın gücünü, devletin gücünü, siyasetçinin gücünü birleştirerek doğru olanı yapmaktan geçer. Ve doğru olan ülkemizin daha ileriye gitmesini sağlayacak olan adımları atmaktır. Konuşmaların ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı. Genel kurulda tek aday olan Arslan Bıçaklı, yeniden Türksen Genel Başkanı olurken eski yönetim kurulu üyeleri de yeni dönemde görevlerine devam edecek. Sayın seyirciler, Güney Kıbrıs'ta halk yeni başkanını seçmek için yarın sandığa gidiyor. Toplam 14 adayın yarışacağı seçimde 561.033 seçmen oy kullanabilecek. Oy verme işlemi sabah 7'de başlayıp akşam 18'de sona erecek. Seçimde hiçbir aday yeterli oy almazsa seçimin ikinci turu 12 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Καθαρές κουβέντες. Δεν υπάρχει. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yeni başkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor. 2023 yılı başkanlık seçimi 1959'dan beri Güney Kıbrıs'ta yapılacak 13. başkanlık seçimi olacak. Başkanlık seçiminin ilk turu yarın, ikinci turu ise bir hafta sonra 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Toplam 14 adayın yarışacağı seçimde 561.033 seçmen, 35'i yurt dışında olmak üzere toplam 150 seçim merkezinde oy kullanabilecek. Seçmen listesinde 730 Kıbrıslı Türk de kayıtlı bulunuyor. Başkanlık seçimlerinin ilk turda seçmenler sabah 7'de oy kullanmaya başlayabilecekler. Sandıklar 18'e kadar açık kalacak ancak 12-13 saatleri arasında öğle arası olduğundan oy verme işlemine ara verilecek. İlk sonuçlarında 18'de açıklanmaya başlaması bekleniyor. Başkan seçilebilmek için en az geçerli oyların yarısından bir fazlasının alınması gerekiyor. Hiçbir aday bu rakama ulaşamazsa seçim bir sonraki hafta en çok oyu alacak iki aday arasında tekrarlanacak ve en çok oyu alan başkan seçilecek. Başkanlık seçimi için Andreas Estratiu, Lucas Travru, Chelsina De Petro, Christos Christou, Andriokos Zevidis, Ahilias Dimitriadis, Alekos Savvidis, Andreas Mavroyannis, Yorgos Kolokasidis, Averof Neofidou, Haralambos Aristotelus, Konstantinos Ristofidis, Yulia Hovrina Kominu ve Nikos Aristodulidis yarışacak. Anketlerde eski Dışişleri Bakanı Nikos Aristodulidis favori gösterilirken seçim yarışının Aristodulidis Akel'in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis ve Disi'nin adayı Averof Neofidou arasında geçmesi bekleniyor. Sayın seyirciler, ülkemizde özellikle son dönemlerde artan trafik kazaları dikkat çekiyor. 2023'ün ilk 35 gününde 346 trafik kazası meydana geldi. 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı. Ölümlü kazaların büyük çoğunluğunun sebebi dikkatsizlik, aşırı hız ve alkol kullanımı olarak kayıtlara düşerken, Ocak ayındaki polis denetimlerinde alkol kullanım geçen yıllara oranla arttığı dikkat çekiyor. Ülkemizde trafik kazaları her yıl onlarca insanın yaşamını yitirmesine ya da yaralanmasına sebep oluyor. 2023'te trafik kazası kaynaklı 5 can kaybı oldu.
Toplam 346 trafik kazasının meydana geldiği 2023 yılının ilk 35 gününde ölümlü kazaların ikisi Gazi Mausa, ikisi İskele ve biri de Girne ilçesinde gerçekleşti. Üçü yaya, biri sürücü, biri de yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. 63 kişi yaralandı. Ölümlü kazaların büyük çoğunluğunun sebebi aşırı alkol kullanımı olarak verilere geçerken, Ocak ayındaki polis denetimleri de alkol kullanımının geçen yıla oranla arttığını ortaya koydu. Ocak ayındaki polis denetimlerinde 10 araç sürücüsünün birinin alkollü olduğu tespit edilirken, verilere göre son bir yılda alkollü araç kullanıldığı tespit edilenlerin alkol oranları yasal limitin 8 katını geçmeye başladı. Dikkatsizlik ve aşırı hız kazaların bir diğer nedeni olarak gösterilirken, Alayköy'de geçtiğimiz gün meydana gelen kazanın sebebi ise başı boş bir köpeğin yola atılması olarak gösterildi. 2021 yılında alkollü sürücülerden dolayı 7, 2022 yılında ise 8 ölümlü kaza meydana gelmişti. Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan ülkemizde hava sıcaklığı düşüyor. Yağışların devam edeceği ülkemizde salı günü ise dağlık kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Ülkemiz önümüzdeki günlerde yağmurlu havanın etkisi altında olacak. Salı gününe kadar 12-15 santigrat derece dolaylarında seyredecek sıcaklıklar, sonrasında 8-11 dereceye düşecek. Salı günü dağlık kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise yer yer don olayı görülecek. Meteoroloji Dairesi'nin 4-10 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile periyodun ilk yarısında soğuk, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Değerli izleyenler, soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkili oluyor. Ankara'da dün başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ederken, İstanbul'da özellikle yarın beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar yapılıyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye genelinin yarından itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde beklenen soğuk ve yağışlı havayla kar yağışı etkili olmayı sürdürüyor. Ankara'da kar yağışı artarak etkisini gösterirken yağışların yarın daha da şiddetlenmesi bekleniyor. İstanbul'da da özellikle yarın etkili olması beklenen kar yağışı öncesi peş peşe uyarılar yapılıyor. Yarın çoğu ilde sıcaklıkların 0 derecenin altında hissedilmesi bekleniyor. Yarın ayrıca İzmir, Manisa, Isparta ve Antalya'da kar yağışı etkili olacak. Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye, yarından itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine girecek. Kar yağışı görülmeyen illerde de şiddetli yağmur ve karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Öte yandan Türk Hava Yolları yarın beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yaparak 5 ve 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı 238 seferi iptal etti. Evet, şimdi Türkiye'nin ardından dünyaya bakalım. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın hazırladığı barış formülünü resmen desteklediğini söyledi. Ukrayna'nın barış formülü Ukrayna-Avrupa Birliği zirvesinin nihai bildirisinde de kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yayımladığı günlük görüntülü mesajında Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği zirvesini değerlendirdi. Ülkesinin Avrupa Birliği ile entegrasyonu sürecinin sürdüğünü kaydeden Zelenski, zirvede ağırlıklı olarak bu konunun ele alındığını belirtti. Zelenski, ortaklarımıza Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne nasıl daha yakınlaşacağı konusunda net anlaşmalarımız var dedi. Rus ordusunun saldırılarına rağmen Avrupa Birliği üyelik sürecini sürdürmek için aktif çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Zelenski, Ukrayna'nın özgürlüğünü koruduk, Ukrayna'nın değerlerini koruyoruz, devletimizin Avrupa hedeflerine ulaşacağız diye konuştu. Zelenski, savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın geçen yıl hazırlamış olduğu 10 maddeli bir barış formülünü Avrupa Birliği'nin de desteklediğini vurgulayarak, Avrupa Birliği Ukrayna barış formülünü resmen destekledi. Bu zirvenin nihai bildirisinde kaydedildiği ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya aralarında karadan fırlatılan uzun menzilli roketlerin de bulunduğu ek askeri yardım yapma kararı aldığını hatırlatan Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon birkaç gün önce Amerika hava sahasında görülen Çin'e ait gözetleme balonunun bir benzerinin Latin Amerika üzerinde de tespit edildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Latin Amerika üzerinde bir diğer Çin casus balonu uçtuğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Latin Amerika üzerinden geçmekte olan balona ilişkin haberleri gördük. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz. Şu aşamada elimizde başka bir bilgi yok açıklamasında bulundu. Pentagon, birkaç gün önce de ABD hava sahasında Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit etmişti. Balonun şu anda 60 bin feet irtifada ABD'nin iç kesimleri üzerinde uçtuğu bilgisini veren Pentagon, balonun sivil havacılığa veya karaya fiziksel bir tehdit teşkil etmediğini açıklamıştı. Balonun tespit edilmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gelecek haftaki Pekin ziyaretini ertelemişti. Blinken, Pekin ziyaretini ertelemesine ilişkin hava sahası bu şekilde ihlal edilmiş bir ülkenin aynı yanıtını vereceğini düşünüyorum. Bu olay Çin'de olsaydı verilecek tepkiyi hayal edebiliyorum açıklamasını yaptı. Değerli izleyenler, bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Gün dolayısıyla mesajcıyım diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanserde erken tanının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda önemli uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle: "Kanser hastalığı günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam ederken, üzülerek belirtmek gerekir ki bu hastalığın etkilediği insan sayısı da dünyada her geçen gün artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre dünya genelinde her yıl 10 milyona yakın insan kanser sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Kanser oluşumunda çevresel faktörler önemli rol oynarken gelişen modern bilim kanserin tedavi edilebilir olduğunu göstermektedir. Tütün ve alkol kullanımının yanı sıra hareketsizlik, sağlıksız beslenme gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlığımızı koruyabilir, kansere yakalanma riskini azaltabiliriz. Kanserle mücadelede başarıya ulaşmak için en önemli unsurun erken teşhis olduğunu unutmayarak gerekli kontrollerin zamanında yapılmasına özen gösterelim. Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma acil şifalar dilerken, kanserle mücadelenin her safhasında hastalarımızın yanında olan, her türlü gayreti gösteren ilgili kurumlarımızla doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Unutulmamalıdır ki kanseri yenmek bizim elimizde. Bu yolda da elimden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğim." Sayın seyirciler, Kanser Günü kapsamında Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel'in himayesinde ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips yararına Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel'in himayesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips yararına Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan konserde Bahar Gökhan ve TRT Ankara Radyosu sanatçısı Bahadır Özüşen sahne aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail, Zerrin Üstel'e böyle anlamlı bir geceyi organize ettiği için teşekkür etti. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nün "Herkesin ilaca erişimi eşit olsun" sloganına dikkat çekerek ülkeler arası tedavi eşitsizliğine işaret eden Koca İsmail, günümüzde kanser hastalığının %95 oranında tedavi edildiğini de belirtti. Burada kısa bir konuşma yapan Zerrin Üstel ise, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail ve ekip arkadaşlarının büyük bir emek gösterdiğine vurgu yaparak teşekkür etti. Dünyada ve ülkemizde tıp alanında ilerlemelerin kaydedildiğine dikkati çeken Üstel, yardımsever insanların kanser hastalığıyla mücadeledeki önemini belirtti. Üstel tüm insanlığın güzelliklerle buluşmasını diledi.
Gecenin sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Koca İsmail tarafından Zerrin Üstel'e plaket takdim edildi. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi, Merit Otel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Avustralya Türk İslam Cemiyeti, Avustralya Bakanı Natalie Süleyman ve katkı veren tüm yardımseverlere teşekkür edildi. Sayın seyirciler, İskele'de artık yollar yayalar için daha güvenli. İskele Belediyesi, İskele Polis Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yaya geçitlerine solar paneller taktı. Son dönemlerde artan trafik kazalarını önlemek için girişimler sürüyor. Bu çerçevede İskele Belediyesi ise özellikle yaya güvenliğini sağlamak amacıyla tehlike arz eden yollara solar panel taktı. İskele Polis Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yolları daha güvenli hale getirme hedefiyle yola çıkan İskele Belediyesi, yayaların yoğun olarak kullandığı Mücahitler, Granel ve Long Beach çemberlerine solar panel yerleştirdi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı yaya geçitlerine yerleştirilen panelleri yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Tunçtaşlı, aydınlatmanın yaya güvenliğinin önemine işaret etti. Öncelikle ben belediye başkanımıza teşekkür ederim. Burada amacımız son zamanlarda meydana gelen bu ölümlü kazalarda yol yetersizliği, ışık yetersizliğinden dolayı hassasiyet davranarak bize tehlike arz eden bölgelerde ışık sistemi kurarak ikaz şeklinde vatandaşlarımızı uyarıcı şekilde tedbirler aldığından dolayı teşekkür ederim ben kendisine. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da amaçlarının yolları daha güvenli hale getirerek farkındalık yarattı. Atmak olduğunu söyledi. Son zamanlarda sadece İskele bölgemizde değil, ada genelinde yaşanan bir sorun ve ülkemizin birçok yerinde maalesef son zamanlarda özellikle geceleri bu tür kazalar meydana geliyor ve maalesef ölümlü kazalar meydana geliyor. Bizler de her zaman olduğu gibi İskele Polis Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bu duruma daha fazla kayıtsız kalamazdık. Birlikte işbirliği içerisinde belediye personelimizin de katkılarıyla işte muhtelif yaya geçitlerini ışıklandırdık ve altta tabii yaya geçidinin olacağı yere de ışıklandırmaları koyuyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımız İskele Halk Plajı ile Merit Saipus Gardı arasında olacak olan bölgede olacak. İnşallah bu sayede birazcık daha yollarda farkındalık sağlarız. Trafiği birazcık daha yavaşlatırız ve bu kazaların önüne geçiyor. Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularınız güzel insanlardır demiş Alman edebiyatçı Goethe. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım. İşte tam da bu noktada Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Asbank da sokaklarda yaşayan sevimli dostlarımız için farkındalık yaratmak amacıyla çok güzel bir sosyal sorumluluk projesinde birlikte yürüyor. Bu önemli projede karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan sessiz dostlarımızı sokaklarda da yalnız bırakmayarak onlara mama desteği sağlıyoruz. Bu destek BRT1'de yayınlanan Sessiz Dostlar programına hayat verenler ve bu programda sponsor olan Asbank tarafından gerçekleştiriliyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Asbank işbirliğinde önemli bir sosyal sorumluluk projesi daha hayat buldu. Sessiz dostlar olarak adlandırdığımız sokak hayvanlarının karınlarını doyurabilmesi adına yapılan çalışmalar neticesinde hem ada genelindeki barınaklara hem de sokaklarımızdaki dostlarımıza mama desteği sağlanıyor. BRT1 ekranlarında yayınlanan Sessiz Dostlar adlı program ve bu programa sponsor olan Asbank İşbirliği de sokak hayvanlarının hem karınları doyuyor hem de onların sahiplendirilmesi sağlanıyor. BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip projeyle ilgili görüşlerini paylaştı. Şimdi biz Asbank'la beraber birkaç yıldır Sessiz Dostlar programını sponsordurlar ve onlar bize
bu sessiz dostlara dağıtılmak üzere bütün Kuzey Kıbrıs'taki bütün sessiz dostlara yetişebildiğimiz kadar mama yardımı yapıyoruz. Yani şunu söylemek isterim, bu sosyal sorumluluk projesidir ve BRT'nin böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olmasını çok önemsiyorum. Bir kap mama bir kap su projesiyle başladık buna. Ama baktık ki içimizdeki hayvan sevgisi çok çok fazla tüm çalışanlarımızla. Bunu daha fazla nasıl paydaşlarla bölebiliriz, daha fazla yaygınlaştırabiliriz, bunları düşündük. Bunun küçük parçası olmaktan çok mutluyuz. Keşke bu kaynaklar büyüse, biz de katkımız doğrultusunda imkanlarımızı büyütebilsek ama şu anda olabildiği kadar hem bütçemizden hem de çalışanlarımız vasıtasıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde ortaya çıktı. Herkes evlerinde kapalıyken sokakta kalan bu can dostlarımız ne yapacak düşüncesiyle bir fikir oluştu. Onların sesini duyurmaya çalıştık. Bunu başardık. En azından herkes kapısının önüne çıkamasa bile bir kap mama koydu, bir kap su koydu. Bu hayvanlara yardımcı oldu. Sonra programımız giderek izlenmeye, sevilmeye başladıkça genişlettik. Yine bu sokak hayvanlarımızın sesini, yaşama mücadelesini hem izleyicilerimizle paylaştık, hem bu sokaktaki canları evlerine alan insanlarla gidip röportajlar yaptık. O da bayağı beğeni gördü. Ben kendim de çok böyle şeyim, fanatiyim yani bu konularda, onu öncelikle söylemek istiyorum. Kendi evimde de birçok hayvanım var. Hemen hemen hepsini dışarıdan sahiplendim ya da bakılamayan hayvanları sahiplenip büyütüyorum. Birlikte yaşıyoruz. Onlar benim arkadaşım, can dostum. Gerek mahallemde, gerek BRT etrafında veya bildiğimiz, tanıdığımız başka arkadaşlarımızın hani ihtiyaçları durumunda onlara katkı sağlıyoruz. Program olarak yani tabii sosyal farkındalık adına çıkıldı. Birçok satın alınmasın, sahiplenilsin, birçok hayvanı sahiplendirme adına çıkılan bir projeydi. Ve bu program sonrasında da bize çok güzel haberler geliyor. Yani barınaktan aldık, işte yolda bulduk diye ve bizi de çekim için gelebilirsiniz diye. Geri dönüşler de alıyor program. Aynen, kesinlikle. Köpeklerle, hayvanlarla, kedilerle, sessiz dostlarla iç içe olduktan sonra böyle onlarla çekim yaparken çok mutlu, çok huzurlu. Onların ne hissettiğini, hiçbir zaman onlara böyle nasıl diyeyim, şey davranmamak lazım. Yani hor görmemek lazım. Hor görmemek lazım. Yani şiddet uygulamadan. İşte pistir, işte yok sokak köpeğidir bilmem ne. Evet. Her zaman da nasıl diyeyim, çevremdeki insanlara da söylüyorum ki satın almayın, sahiplenin. Burada Lefkoşa Hayvan Barınağı'ndayım ve ilk kez karşılaştığım bir sessiz dostum bu. Ne kadar yakın, ne kadar sıcak olduğunu görüyorsunuz. Korkmayalım hayvanlardan, hayvanları sevelim ve onları mamasız, susuz bırakmayalım. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sendikaya üye meslektaşlarını Kalkanlı Yaşam Evi'nde çalıştırmayacaklarını ve burada görevlendirilmesini kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada Kalkanlı Yaşam Evi'nin yasal bir zemine kavuşturulamadığını iddia etti. Özgöçmen bu nedenle sendikaya üye meslektaşlarını Kalkanlı Yaşam Evi'nde çalıştıramayacaklarını ve burada görevlendirilmesini kabul etmeyeceklerini bildirdi. İbrahim Özgöçmen görevlendirilmesi Kalkanlı Yaşam Evi'ne çıkarılan meslektaşlarınınsa kendi görev yerlerine geri dönüp çalışacağını ifade ederek bu konuyla alakalı yasal haklarımızı arayacağımızı ve hukuki süreci yakından takip edeceğimizi bildiririz ifadelerine yer verdi. Sayın seyirciler, Girne'de yarın renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Girne Çarşamba Pazarı'nda yarın Hamsi Festivali yer alacak. Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel Hamsi Festivali yarın yapılacak. Dernekten verilen bilgiye göre 14.sü bu yıl düzenlenecek etkinlik 9-17 arasında Girne Çarşamba Pazarı alanında yer alacak. Etkinliğe Türkiye'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve çok sayıda davetli olduğu ifade edilen açıklamada Karadeniz Kültür Derneği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Girne Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek festivalde hamsi ikramının yanı sıra Karadeniz'e özgü lezzetler olan kuymak, fındık ezmesi ve daha birçok sürpriz ikram yapılacağı, etkinliğin tüm halka açık olduğu kaydedildi. BRT Haber Merkezi'nden ana haber bültenine yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle gün sonunda yeniden karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar. Aksa Süper Lig'de 17. hafta programındaki cumartesi maçları oynandı. İkinci sırada bulunan Cihangir, deplasmanda Mesarya'yı Muhittin Tümbül'ün 3 ve Taceddin Köse'nin kaydettiği 1 golle 4-2 yenerek puanını 42 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Günün toplu sonuçları şöyle: Hamitköy 0, Çetinkaya 3, Türk Hoca Limasol 1, Gönyeli 0, Göçmenköy 1, Defke 3, Meride Alsancak Yeşilova 0, Çaynabazar Gençlik Gücü 1, Mesarya 2, Cihangir 4. Aksa 1. Lig'de 17. hafta cumartesi maçları bugün oynandı. Haftanın önemli maçında Düzkaya deplasmanda Mausa'da karşılaştığı Pera Larnaka Genç Derbiyeli'ni Berkant İstanbul'un penaltıdan kaydettiği 2 golle 2-0 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü. Haftanın bir diğer önemli maçında ise Esentepe konuk ettiği 2. sıradaki Bafül Kürdün'ü Emeğin penaltıdan ve Emre Mutlu'nun kaydettiği gollerle 2-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. Ünimar Maraş ise 3-0 geriye düştüğü maçta 4 yol karşısında son bölümde bulduğu gollerle 3-3 berabere kaldı. Günün toplu sonuçları şöyle oluştu: Mor Menekşe 0, Girne Halkevi 0, Pera Larnaka Gençler Birliği 0, Düzkaya 2, Esentepe 2, Bafül Kürdü 0, 4 yol 3, Ünimar Maraş 3. Handball Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Kadınlarda Miracle Esentepe, erkeklerde ise Çaynabazar Gençlik Gücü şampiyon oldu. Kadınlar finalinde Miracle Esentepe ile Digem karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk devresini Miracle Esentepe 20-17 önde geçti. İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren Miracle Esentepe maçı 48-32 kazanarak kupanın sahibi oldu. 16 gol kaydeden ve en skorer oyuncu olan Miracle Esentepe'den Ana Maria maçın oyuncusu seçildi. Erkeklerde ise Çaynabazar Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi. İlk devrede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin 13-12 üstünlüğü vardı. Ancak ikinci devre 23-23 eşitlikle sona erince maç uzatmaya gitti. Uzatmanın ilk devresi 27-26 Çaynabazar Gençlik Gücü'nün üstünlüğünde geçilirken Yeşil Beyaz
yazdılar. İkinci devreyi 30-28 önde kapayarak maçı kazandılar ve şampiyon oldular. Maçın en değerli oyuncusu ise 11 gol kaydeden Çaynabazer Gençlik Gücü oyuncusu Özden Demiralp oldu. Maçlar sonrasında şampiyon ve ikinci olan takımlara kupa ve madalyaları ve en değerli oyunculara ödülleri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, Handball Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig temsilcimiz olan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız galip geldi. Bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta temsilcimiz Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği takımını ağırladı. Baştan sona üstün oynayan temsilcimiz Vakıflar maçı 77-59 kazanmayı başardı. Maçı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de izledi. Maç sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar galip gelen Vakıflar oyuncularını kutladı. Aksa A2 Süper ve 1. Lig ile Aspuzu U16 Ligi'nde bazı maçlar ertelendi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre ertelenen maçlar ve erteleme tarihleri şöyle. Aksa A2 1. Lig'de Mustafa Hacer Yılmazköy İncirli ve Miracle Karşıyaka Yalova 8 Şubat Çarşamba günü saat 14'de ertelendi. Aksa A2 Süper Lig'de Türk Hoca Limasol Gönyeli karşılaşması 7 Şubat Salı günü saat 14'de ertelendi. Aspuzu U16 Ligi'nde ise Doğan Türk Birliği Sentepe karşılaşması 8 Şubat Çarşamba günü saat 14'de, Girne Halkevi Türk Hoca Limasol karşılaşması da 9 Şubat Perşembe günü saat 14'de ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu'na bağlı atletlerin Türkiye salon şampiyonalarına katılımları sürüyor. Daha önce U20, U18 ve U16 kategorilerinde gerçekleşen katılımların ardından U14 kategorisinde İki sporcumuz Bursa'daki şampiyonada derece arayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 4-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye U14 Salon Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay ve uzun atlama branşında Kaan Öztürk yarışacak. Kafilede antrenör olarak Mehmet Baykent yer alıyor. Markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basın sistemi ile nemli ve soğuk hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetle esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 4, Girne'de 7, Alevkayası'nda 1, Güzelyurt'ta 4, Gazimoğusa'da 7, Lefke'de 8, İskele'de 7 ve Yeni Erenköy'de ise 8 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 15, Girne'de 15, Alevkayası'nda 10, Güzelyurt'ta 15, Gazimoğusa'da 15, Lefke'de 14, İskele'de 15 ve Yeni Erenköy'de ise 14 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de hava çok bulutlu, sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.